Herkes böyle pür dikkat dinlemeye geçsin. Yayınımızı başlatıyorum. Kaydımızı başlatıyorum. Yasal uyarımızı da yapalım. Birincisi, burada bahsedeceğim hissede strateji odaklanın. Hissenin adı önemsiz. Siz bir hisse sorusu sorduğunuzda aldığınız cevap sizin için o problemi çözmüyor. Çünkü devamlılık oluşturmuyor. Bugün bana soruyorsunuz, ben cevapladım, yarın başkasına soruyorsunuz. Temel problem soru sormak değil. Temel problem soru sorma gereksinimini ortadan kaldıramıyor olmanız. Buna odaklanın. Yani hissenin adı çöp. Hiç hissenin adını dikkate almayın. Şunu da söyleyeyim. Ben hisse pazarlamacısı değilim. Alsanız da almasanız da en açık haliyle söyleyeyim, umurumda değil. Çünkü ben sizin alım satımınıza istinaden bir yatırım yapmıyorum. Siz de benim alım satımıma hani bakarak bir alım satım yapmayın. Neden mi? Önce sebebini aktarayım, sonra hissenin grafiğini anlatayım size. Mesela hangi hisse üzerinden? Pegasus. Sizinle yakın tarihte yükselişini paylaştım bir hisse senedi. Şimdi Pegasus hissesini ben burada sizinle düşüş paylaştım değil mi? Burada yükseliş paylaştım. Bakın ne olmuş burada? Yükseliş paylaştım ya. Bakın düşüş formasyonu oluştu. Ben buradan eklediğim ana parayı çıkardım. Net. Ben beklemem burada. Tekrar ne oldu? Alım yapıldı. Satış yapıldı, alım yapıldı, satış yapıldı, alım, satış ve şu benim kendi grubumda paylaştığım yükseliş grafiği iki hedefine geldi. Tekrar benim kendi grubumda paylaştığım yükseliş grafiği iki hedefine geldi. Tekrar bugün yükseliş formasyonu var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz buradan alıp burayı hedeflerken ben buradan alıp burayı hedeflemiyorum. En azından sizin hedeflediğiniz şekilde hedeflemiyorum. Ben sürekli trade'e odaklanıyorum. Benim yaptığım şey her harekette başlangıç ve bitiş noktası itibariyle hani makas diyelim buraya. Bu makasın bana bıraktığı hisse yani lot sayısına odaklanıyorum. Bedava hisse topluyorum ben. Bugün aldıysam yarın düşüş formasyonu var. Ana paramı çıkartır, tekrar yükseliş formasyonu oluşmasını beklerim. Süreç benim için budur. Siz bu şekilde takip etmeyecekseniz hissenin büyük ölçekte nasıl analiz edildiğine odaklanın. Şimdi bakalım. Analiz edeceğim hisse Ak Enerji hissesi. Ak Enerji hissesini dönem dönem sizlerle paylaşıyorum, farkındayım. Bu paylaşımın temel sebebi bir hissenin uzun vadede nasıl takip edileceğini öğrenmeniz. Mesela Ak Enerji hissesine baktığımızda ilk 2018 yılında pardon 2018 miydi? Yok, 2019 Mayıs ayı olması lazım. Aynen. Mayıs ayında bu hissenin fiyatı, bölünmeleri vesaire hani o sürecin hiçbirini katmıyorum. O dönemde 60 kuruşlar bandındaydı. 60 kuruştayken bu hissenin benim çok hoşuma gitmesinin sebebini size aktarayım. Çok borçluydu. Ve çok inanılmaz zarar açıklamıştı. Normalde öğrendiklerinizden ne kadar farklı değil mi? Çok borçlu bir hisse ve bilançolarında çok ciddi zarar açıklayan bir hisse. Baktığımızda hani strateji hiç uymuyor. Bu zararın kaynağıydı benim hoşuma giden şey. Zararın sebebi şuydu, bilançolardaki zararın. Bu şirket
yatırım yapmış. Yaptığı yatırımın finansmanını da kredi olarak çekmiş. Bu krediyi öderken harcadığı para, yani oradaki gider zarar olarak yansıdığı için aslında ödemeleri zarar olarak görünüyor. Bu benim dikkatimi çekti ve de çok hoşuma gitti. Hoşuma giden şeylerden bir diğeri de sosyal medyada herkes bu hisseden kaçın diyordu. Kaçın demelerinin sebebi de bilançolara bakmalarıydı. Yok çok borçlu, bu hisse çöp, şudur budur. Ben bu hissenin hani yatırımına baktığımda yatırımın büyüklüğü o zamanki parayla milyarlar hani düzeyindeydi ve bunu o kadar güzel bir dönemde yapmışlardı ki. Hani enerji alanında yaptıkları yatırım o kadar güzel bir zamana da denk gelmişti ki çok da hoşuma gitti. Akabinde bu hisseyi kendim de aldım, paylaştım da velhasıl kelam bu hisse 7 sent 8 sent bandından geçtiğimiz yani Nisan ayında 80 sentin üstüne geldi. 88 sent. Tamam. 88'e geldikten sonra geri çekilme yaşadı. Şu anki fiyatı 38 sent. Buraya kadar her şey çok güzel. Ha şunu da söyleyeyim. Ben bu hissenin bilançolarına bakıp işte finansal durumunu değerlendirdiğimde çok hoşuma gitmişti. Bunu da YouTube'dan paylaşmıştım. Kaydı duruyor. Check etmek isteyenler bakabilirler o döneme. Ve orada da şöyle bir şey daha yaşandı. Ben bu yayını yaptıktan yaklaşık birkaç ay sonra Yapı Kredi ile olması lazım. Ak Enerji bir ödeme konusunda anlaşmaya vardılar ve taksitleri vesaire planladılar. Bunu da kapabilirler. Bu da zaten hani tatlının kaymağı gibiydi. Tatlının yanındaki kaymak gibiydi. Ondan sonra hisse geldi. Gayet güzel bir yükseliş yaşadı. Zaman içerisinde trade'lerimiz de yapıldı. Ara trade'lerle beraber geldik bugüne. Geçtiğimiz hani Temmuz ayının sonunda hissede bir yükseliş formasyonu oluştu. Dolar bazlı grafiğinden bahsediyorum. TL bazlı grafiğinden değil. Yükseliş formasyonu oluştu. Ve süreci şöyle kabatasak değerlendirdiğimizde ne demek istediğimi daha net göreceksiniz. Şöyle bir haftalık grafiğine gelelim. Hissenin şöyle büyük ölçekteki grafiğine baktığımızda hedefi 1,52. 1 dolar 52 sent. Şu anki fiyatı referans aldığımızda getirisi %310. Büyük ölçek ara düzeltme sonrası hedeflerini referans aldığımızda ortalama %500'lük bir kar potansiyeli var. Ha bu şu demek değil. Hani ben kimsenin hakkına girmek istemem. Açıklamayı da yapayım. Bir konuda noksanlık olmaz. Bu hissenin hedef fiyatları 3 yılda gelirse şimdi 3 yılda %500'lük kar güzel bir kar dolar bazında. 3 yılda gelirse ve siz 10.000 notla başlayıp 10.000 notla %500'lük kar görmüşseniz doların çok yükselmediğini varsayarak konuşuyorum. Siz enflasyon karşısında para kaybetmişsiniz demektir. Çünkü 2024 yılında hani ilk ay Ocak ayından bugüne kadar ki süreyi referans aldığımızda doların yükselişi bile enflasyon altında kalmış. Yani dolar bile
dolar getirisi dahi enflasyonun altında bir getiri olarak hanelere yansımış. Yansımaya da devam edecek. Bu noktada bunu da göz ardı etmemeniz lazım. Bir hisseyi alırken de mutlaka dolar bazlı sürecine bakın ve hissenin gelecekteki bilançolarına odaklanın. Ben hissenin o anki bilançolarına bakıyor olsaydım bu hisseden kaçmayı düşünürdüm. Yaptığı yatırıma bakıp gelecekte elde edeceği değeri bilançolarına o yatırımın sağlayacağı katkıyı referans aldığımda mükemmel bir kazanç olarak gördüm bu hisseyi. Sıkı sıkı yapıştım. Aradaki temel fark bu. Hani ben bir hisseyi nasıl bulacağım? Hocam zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim, rica ederim. Hani şöyle de bir şey var Kadir Bey. Ben zaman ayırmazsam veya bu işi profesyonel şekilde yapan kişiler, Türkiye'de yapan var mı onu da bilmiyorum. Profesyonelliği şu şekilde düşünmüyorum ben, onu da söyleyeyim. Bir kurumda çalışan, yani borsada faaliyet yürüten bir kurumda çalışan kişi bana göre borsacı değil. Çünkü hiçbir borsacı, hiçbir trader kalkıp maaşa ihtiyaç duymaz. Maaşla çalışan kişi de borsadan para kazanıyorum diyemez. Bu noktada bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Ben o yüzden söylüyorum. Hani ben profesyonel düzeyde yatırım yapan kimseyi tanımıyorum. Hani hırsızları falan katmıyorum, onu da söyleyeyim. İşte hani insanları toplayıp şey yapanları, hisseleri dolduranları falan da katmıyorum. Biz konuşmazsak sadece çöp bilgiler dolaşır piyasada. Bu çöp bilgiler de yatırımcıyı zarardan zarara sokar. Hani evet, hamdolsun borsa güzel bir hayat sağlıyor bana, aileme. İtibar kazandırıyor. Gayet güzel. Allah böyle bir nimet vermişken bu nimetinde insanlara faydasının, yani bu anlatımlarla olması benim hedefim. Yani buradaki amaç insanlara faydalı bilgileri ulaştırmak. Bilginin zekatı da olmalı. Nasıl malımızın zekatını veriyorsak, nasıl yani garip kurabayı da düşünüyorsak malımızda, ne yapacağız? Bilgimizin de zekatını vereceğiz. Ne yapacağız? Yolda birini görüyorsak, insanlarla karşılaşıyorsak gülümseyeceğiz. Herkese para verilmez sadaka olarak. Gülmek de bir sadakadır. Bunu da hatırlatalım. Evet. Şu an bu anlattıklarıma istinaden soru sormak isteyenler varsa sorularını sorsunlar. Ama lütfen hisse sorusu sormayın. Hani bilmiyorum, hisse sorusu sorulduğunda çok amatörce geliyor bana. Ya da şöyle bir şey. Benden öğreneceğiniz şey hissenin grafiği olmaz. Yatırımı nasıl yapacağınızı öğrenin ki süreç sizin için faydalı olsun. Evet.
Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu? Şu an yayınla alakalı bir problem var mı? Şeyden bakacağım ya. Allah Allah. Dostlar şu an bağlantı ile alakalı bir problem mi var? Bana mı öyle geliyor? Dur bir hız testi yapalım. Wi-Fi'yi kapatıp açalım. Tamam. Bağlandı diyor. Tamam. Sanırım şimdi gelmiş olması lazım. Dur, şey açalım ya. Telefondan bağlanalım. Tamam, şimdi yayın şey oldu herhalde. Düzelmiş olması lazım. Dostlar şu an yayın düzeldi mi? Zarar edin ya. Böyle bir problem normalde yaşanmaması lazım. Şu an sesim net geliyor mu? Şu an sesim net geliyor mu? Neyse dostlar, bu kaydı burada bitireyim. YouTube'da paylaşayım. Sanırım bir problem oldu Wi-Fi ile alakalı. Neyse dostlar, bu kaydı burada bitireyim. Allah Allah. Acaba Alçapa mı aşağıda bir şey yaptı? O da olabilir. Evet dostlar. Ben müsaadenizi isteyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler dilerim. Dün yanınızdaydık. Bugün yanınızdayız. Allah'ın izniyle yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Acaba Alçapa mı aşağıda bir şey yaptı? O da olabilir.
Neyse. Hayırlı geceler dilerim. Dün yanınızdaydık. Bugün yanınızdayız. Allah'ın izniyle yarın da yanınızda olmaya devam edecek. Yorumlarınızı Görüşürüz. bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.